Sizi yepyeni bir astrolojiste tanıştırmak istiyorum. Kendisi sevgili Philips'in air fryer. Yeni air fryer almaya değer mi? Güzel mi? Neler yapabiliyor ve biz neler yapabiliriz? Air fryer'da olabileceklerle ilgili yeni içeriklerle videomuz emrinize amade. Bir haftadır deniyoruz. Kutu açmasından başlayalım. Açıyorum. Bağını dağın diye. Bir kere önce bir duşun kutusuna baksa mıydık? Bir an heyecanlandık ama. Şurada enteresan bir şey var. Rezistansı daha farklı gibi gözüküyor. Böyle sanki kafesin altında gibi. Tabii ki. Niye bilmiyorum ama bu air fryer'ların ne kadar büyük olduklarını göstermek için ne koyuyorlar hep ortasına? Bütün tavuk. Bu sefer yanında sebze de var diyor Furkan. Haklı. Neden? Çünkü içinde 2 kilo. Bizim 1.4 kiloydu diye hatırlıyorum. Evet. Bu da yeni XX large aslında. Garantisi ne kadar? Garantisi 2 yıl. Garantinin haricinde size ne kadar süre servis verdiği? O var mı bakayım? Ürün servis süresi 7 yıl. Bu ne demek? 7 yıl boyunca servise götürebilirsin. Marketlerde bile air fryer satılıyor. Hmm. Ama onlar bir bozulduğunda bir hani bir şeysini bulabilir misin, bulamaz mısın, sana onu garanti edip etmediğinin aslında göstergesi. 7 yıl sana bunun garantisini veriyor, bu çok önemli. Çünkü onlar genelde Çin'den bir şey alıyorlar, üstüne logo basıyorlar, sonra bir daha yok oluyor, onun parçasını falan bulamıyorsun, sonra çöp oluyor. Gerçekten bu oluyor ve çok sinir bozucu. Denenenem. Yere koymuyoruz şöyle, hoppa. Ha. Bizim emektarımızı aldık. Emektarla yan yana koyalım boyut olarak. İki parmak daha yüksek. En olarak bakıyorum. Her yerden bir iki parmak büyük. Yükseklik içinin hazne yüksekliği burada bu kadar. Bir de onun içine koyalım. Aşağı yukarı aynı. Değil. Yok aynı değil. Aynı değil. Hazne diğerinin içine girebiliyor. Hazne daha bir tık daha büyük ama bunu unutmayın ki var olan diğer bütün airfryerlerden daha büyük bir hazneden bahsediyoruz. Estetik olarak nasıl buldunuz? Estetik olarak... Doğruyu söylemek gerekirse ben buna çok alıştım, bunun beyazlığına. Evet. Sen nasıl buldun hocam? Güzel. Mat olmasını sevdim ben. Her şeyden. Aşık oldum ben. Çok güzelmiş ama gerçekten böyle bakınca önden. Bak burada farklı ne yapmışlar hocam? Tek parça o. Tek parça. Beyazınkinde bir parça daha vardı. O da bir temizlenecek bir parça dahaydı aslında. O tamamen gitmiş. Çok rahat makineye de giren bir haznesi var. Bu Rye. Bu çok basit bir şey gibi gözükse de sonuna kadar çıkarabilmek, açabilmek adına ve onun da uzun süre çalışabilmesi, iyi çalışabilmesi adına bu raylı sistem de önemli ve güzel. Şimdi ben bunu bir çıkaracağım hocam. Klasik air fryer'larda böyle dümdüz fırının üstündeki gibi bir yuvarlak rezistans ve onun hiçbir koruması yoktu. Bu sefer bir çelik bir koruma var bence. Hayır, ben bir sıcakken görelim istiyorum da neresi, nasıl oldu. O yüzden şimdi bir dakika ısıtacağız. Isıttıktan sonra telefonumuzu bir koyacağız. Evet, şimdi birazcık bir 30 saniye, bir dakika ısındı. Şimdi bunu böyle koydum. Kayıtta, hadi bakalım. Aaa falan. Sıcak gerçekten. Bayağı hemen ısınmış. Buradan aslında şunu anlıyoruz ki o koruması sayesinde içeriye böyle yağ yapışma bilmem ne falan o yüzeyi ayırmışlar ilk defa olarak. Şimdi menüde mi gezeceğiz? Evet, menüde gezelim. İlk başta başlayalım. İlk manuel ayar, işte kullandığımız AutoCook programları. O nedir? İşte bence o içindeki hazır şeyler mesela. Elma dilim patates yazmış ilkini. Giriyorsun, dondurulmuş patates kızartması veya ev yapımı. Ki bunun fark ettiğini önceki videolarımızdan bilirsiniz. Biliyoruz, aynen. Helal olsun. Mesela seçince ne oluyor? Orta, kalın, ince, incelik ayarı da var. Çok iyi. Tost var, balık ve deniz ürünü var, sebze var, fırın yemekleri var, börek var, pizza var, vejetaryen var ve buz çözdürme, kuru yemiş. Ha, buz çözdürme de var. Yumurta haşlama. Ha, kuru yemiş tazeleme var. Kestane, patlamış mısır, karışık kuru yemiş değilmiş. Oo. Bir kestaneye gir hocam. Kestane. Dolum seviyesini ayar. Aha, içine kestaneler doldu. Ha, bak güzel şey de yapıyor. Ben de bu arada iki taraftan aleti yamulamadığımız ne? Gıda termometresi, bunu merak ediyoruz. Ha, bunu kendin seçiyorsun mesela. Peki şimdi orada program var mı tavuk mavuk diye? Yok. Yok ama belki tavuğu seçince o gelecektir şeyden. Ama AutoCook'ta. 60'dan mı başlıyor? Ama belki kırmızı et yapacaksın. İşte az pişmiş falan filan. Zaten en fazla 99'da çıkıyor. Ve bak, bunu böyle buraya takıyoruz belki.
Sonra... Sen bunu bakmışsın belli ki. Evet, buna baktım çünkü buna etkilendim. Airfryer'de hep şey oluyor ya, atıyorum tavuk pişti mi pişmedi mi? Böyle hani çıkarıyorsun bakıyorsun falan filan. Aslında aynen. Ona gerek kalmıyor bunda. Devam edelim hocam. Burada favori programların var. Bir şey seçersen mesela işte sen çok çıtır tavuk yapıyorsun. Oraya ekliyorsun gibi. Ya da kendi özel sen olsan ne koyardın? Ben kesin onu kullanmazdım. Artık beni ayarlardım. Ben kesin ya böyle hani tavuk köftesi veya şey çözdürürdüm. Ha köfte olurdu. Köfte çözdürme şeysi. Pişirme geçmişi benim favorim hocam. Kimse kimseden gizli bir şey yiyemesin diye. Hayır mesela bazen şey oluyor ya ben bunu kaç dakika vermiştim. Aa, ya da biz deneme yaparken. Bizim için yapmışlar. Evet kaç derecede kaç dakikaydı. Furkan 3 dakika verdim diyor. Halbuki 13 dakika olmuş falan hani öyle şeyler oluyor. Ondan sonra yaşamadık değil. Buradan bakacağız yani ona. Evet benim en sevdiğim o. Ama mesela kaç tane tutuyor bilmiyoruz. Göreceğiz. Hayır bu aynı zamanda evde niçin kullanılabilir? Şey için. Bir şey çok güzel yaptık. Aa bu karnıyarık çok iyi oldu. Ne yaptıydım ya ben diye bakmak istersen. Süper. Bir sonra temizleme. Geldik yıldıza. Yıldız. Ha bir de temiz olduğunun farkında. Evet temiz olduğunu biliyor. Kirli olduğunda kendi haber veriyor ve benim burayı temizle mi diyor. Birinci sorumuz o. İkinci sorumuz oraya sadece su mu koyuyoruz yoksa deterjan koyabiliyor muyuz? Onları öğreneceğiz. Wi-Fi kur, uygulama. Onu kuralım o zaman. Aradan gördüğünüz gibi kıyafetim değişti, sakalım gitti. Aradan birkaç gün geçti. O gün bağlayamamıştık. Bugün ben birazcık uğraştım. Çünkü modemin 2.4 GHz olması gerekiyormuş. Biz de o kapalıymış. Açtık, çözdük. Bağlanması da çok kolay. Zaten uygulama seni yönlendiriyor. Bunu yap diyorsun. Ondan sonra aile seni yönlendiriyor. Evet'e basıyorsun. Tak tak tak. 2 dakikada hepsi bitiyor. Bunun bir güzel yanı ne? Biz de nane kuruturken ve ben uzaktan ayarı yaptım. İstediğim işte derecede ayarı da yaptım ve kurdum. Bu güzel bir yanı ama güzel asıl güzel yanı ne biliyor musunuz? Mesela ben Airfryer'de Rifka'nın suflesini yapmak istiyorum diyelim. Bu zaten uygulamanın içinde bizim tariflerin hepsi var. Burada aradım mesela Refika sufle dedim. Buraya geldim ya. Ondan sonra uğraşmadan bu o zaten işte kaçmış 200 derecede 10 dakikaymış. Pişirmeye başla deyince çalışıyor. Ve hiç ayar yapmanıza gerek yok. Tarifin üstündeki ayar zaten orada var. Oradan istediğiniz tarife gidip istediğinizin ayarını durabilirsin. Ah buradan durdurmama gerek yok. Buradan durdurabilirim. İstediğin tarifin zaten uygulamada ayarı var. Oradan hop pişirmeye başla deyince bu akıllı çocuk hemen bunu anlıyor ve o sürede ayarlıyor. Bence en güzel yanı bu. Şöyle kabaca bir özet yaparsak. Bir kere görüntü itibariyle siyah airfryer seviyorsanız eğer o bulunabilecek en güzel gerçekten airfryer. Birincisi bu ve tartışmasız. Şimdi ekran var, ekran var. Böyle ekran varmış gibi olan ekranlar var. Gerçekten rengi, böyle şeysi, kalitesi çok güzel bir ekran. Rahat kullanılabilen bir butonu var. Bunlar ilk baştaki airfryer'ın dış özellikleri. İyi bir airfryer'ı çok iyi olmayan bir airfryer'ın ayıran en önemli özellik şu. Büyüklüğü, evet hani büyük oldukça daha fazla şey koyabiliyorsun. Ama asıl olan şey havanın içerisinde ne kadar rahat ve iyi dönebildiğin. Onu yapabilmesi de bu altındaki kısımdan, rezistansın öyle bir doğru yerleştirilip fanın gücünün doğru ayarlandıktan sonra o havanın döndürebilmesi. Kimi airfryer'lar görüntü neredeyse aynı gibi oluyor ama o havayı istediğiniz gibi döndüremiyor. O zaman patates iyi kızarmıyor. O zaman etin bir tarafı bir renk oluyor, bir tarafı öbür renk oluyor. Mesela bir pizza gibi bir şey oluyor. Bir bakıyorsun altı bembeyaz kalmış pizzanın. İşte öyle şeylerin olmadığından emin olduğum airfryer benim için Philips. Çok çok net ve açık ara söyleyebilirim. Geçelim fonksiyonlarına. Şimdi artık mutfaklar gittikçe teknolojik hale geliyor. Teknolojik hale gelmesi demek bizim telefonumuzla çok rahat bağlanabilmek demek. Ha bu NutriU app'indeki tam da airfryer'lar için yapılmış tariflerin olmuş olması bence çok çok önemli. Tutan tarifi olması, inanın piyasada tutan tarif bulmak siz benden daha iyi biliyorsunuz çok daha zor. Biz hani bunu yapmak için hep uğraşıyoruz en doğrusu olması gerektiği için. Dolayısıyla öyle bir şey Philips garantisiyle olması da faydalı. Rezistansı yıllar içerisinde temizlemeye çalışan emektar Türk kadınlarının başına gelenleri hepimiz sosyal medyadan takip etmişizdir. Hortum tutanlar mı, diş fırçasıyla girenler mi vesaire vesaire. Burada böyle çok daha korunaklı, rezistansın daha korunaklı olduğu, temizliğin de çok daha kolay olduğu. Şu an hatta temizleyin dedik, hayır hayır temizleme, temiz zaten senin ki dedi bize. Genel olarak olay bu. Sizin de başka sorularınız varsa onları da yanıtlamaya çalışacağız efendim. O zaman artık hocam... Deneyelim. Aynen ekipçe deniyoruz. Hadi biraz yemek pişsin. Hadi artık biraz yemek pişsin aynen.
İlk denememiz arkadaşlar başlıyor. İlk başta bu gıda termometresini kullanalım diyorum. Bunun için bir tane soslu tavuk yaptık. Ne var hocam içinde? Bizim sihirli baharat karışımı var. 2 çorba kaşığı. Nar ekşisi var, 3 kaşık falan. 2 çorba kaşığı ketçap. Birazcık da zeytinyağı, 3-4 kaşık kadar. Aynen. Şimdi bunu içine koyuyoruz. Ve en etli yerine bu gıda termometresini saplıyorum. Şöyle şurasından saplıyorum. Sonra şuraya yerleştirdim. Kapattım. Buraya taktım. Gıda termometresine girdim. Şimdi tavuğun kaç olması lazım? 73 mü? 72. 72 tamam. Ortasını sapladık. Tüm seçenekleri gösterdi. 180'de mi pişirelim? 190'da pişirelim. Fan çok mu olsun, az mı olsun, çıtır olsun, çok olsun. Şu an 19'muş, 72'ye gidecek derecesi. Şu an 0 saniyede. Basınca başlayacak bence. Başladı. Ne kadar zamanda yapacağını beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bitirdi. Daha açmadık. Burada parametreleri ayarlı diyor. O ne demekmiş? Bastım. Ayarları değiştir ya da başlat. Yok daha fazla. Ha mesela bir kere daha yapmak istersen herhalde. Ya da devam ettirmek istediğim bir şey oldu. Tananam. Hazır mıyız? Siz biraz daha pişik bile görüyor olabilirsiniz. Çünkü nar ekşisi. Birazcık içi kırmızı kalmış. Şunu şöyle anlayacağız. Daha kemiğe yakın yere sapladık. Bu da bizim şeyimiz olabilir. Ha bak burası 65. 65. Burada benim saplamamda bir şey olmuş. Daha kemiğe yakın tarafa sapladık. Sizden hiçbir şey kaçırmadığımızı görün istedim. 66-72'ye tekrar bir çıksın. Bu 72'yi de 73 mü yapmalıyız acaba? 74 yap hatta. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi piştikten sonra programlara ekle yapıp böyle but but yazacağım olur mu? Hadi bakalım but but. Evet bir sonrakine dokumatik rica edelim. Bakalım nerede bulacağız? Bak burada. But but. But. Aa, çok iyi. Bakalım but but ne durumda? Bir kere sulu mu? Sulu bence. Bir kere sulu. Pişmiş mi? Gayet pişmiş. Yiyebilir miyim hocam? Tabii ki hocam. Ah. Evet, bu içine de baktığımız zaman burası da gayet güzel pişmiş. Hatta bak ayrılıyor. Böyle sulu sulu. O zaman ilkinde termometreyi tam doğruya... Evet, ben yani yanlış yere yerleştirdim. Şey, mesela onu. Böyle saplıyorsun, tam sokunca tekrar bir uca geliyor. Ucu ortada olacak ki derdimiz ortanın derecesini ölçmek ya. Tam sokunca yine sona gidiyor, oraya erken oluyor. Ucu ortada kalmalı. Yani en derin yeri ucunun ortada kalması benim hatamdı. Evet. Ben daha uç kısmına yani şuraya doğru koydum. Helal olsun. Şimdi gelelim ikinci denememize. Hazne büyük ya, şunu deneyeceğim. Burada ikisi toplam 1,5 kilo olan patlıcan var. Normalde patlıcanı yağda bile kızartmak istesek bu kadar patlıcanı 4 seferde falan ancak yağ koyup kızartabiliriz. Azıcık da tuz. Şöyle. Baba tuzluyoruz. Birazcık tuzlu suda beklettik patlıcanı. Şimdi bunu bir tur koydum bak. Herhalde eskisinde bundan birazcık daha fazla belki koyabilirdik. Şimdi bunu da bir de üzerine sonuna kadar böyle koyuyoruz. Bakalım bu pişirme ve güzel havayı içinde çevirme güzel bir kızartma yapabilecek mi? Bunun için batılılar kendi normlarında bunu bu kadar şey yapamayabilirler diye kendi manuel ayarımızı yapalım diyorum. Ben bir önce bir 25 dakikaya koyuyorum arkadaşlar. 25 dakika 200 derece yağ kızarma şeysi gibi olsun diye çift fan başlattım. Bakalım 25 dakikada ne olacak? Şimdi 25 dakikamız doluyor. Son 4, 3, 2, 1 bakıyoruz. Ne oldu hocam? Birazcık küçüldüler. Daha kızarması lazım. Bir tır daha patlıcan dediğin yağ seviyor arkadaşlar. Haydi devam. Kaç dakika koyalım? 20. Bence bir 20 daha. 20 dakika koyalım. Duydunuz kavrulmuş patlıcanın çıtırtısını. 1,5 kilo patlıcanımız birazcık küçülmüş olabilir ama doğası böyle. Çok güzel çıtırdadı. Burada kakaolu kekimiz var. 15 dakikaya ayarlıyorum. 15 dakikada 180 derecede yapıyoruz. Fanımız var. Başlattık galiba. Şimdi içinin tam pişmişliğini anlamak adına hani böyle keke sokarsın çıkarırsın
falan ya. Onu bununla yapabilir miyiz test edeceğiz. Bu arada bunu nereden aldım? Böyle şeyler genelde kayboluyor ya. Arkasında bir yeri daha var. Şöyle göstereyim. Bu arkasında bakın. Böyle bunlar hep kaybolur ya, yani bizde kayboluyor. Ondan sonra dolayısıyla buraya böyle koyabiliyoruz. Ben bunu mesela çok önemserim. Normal şey kablosunda böyle kaldırmak istediğimizde burada ikinci bir yeri var. Hani kablo böyle sarka sarka gitmek zorunda değil. 10 dakika piştikten sonra, yani son 5 dakikasında da o şeyi saplayacağız. İçine kekin olması için kaç dakika, kaç hocam? 90'lı 98 derece. Hani şey gibi, et gibi net değil. Ama en az 90-98 arası olmalı, onu ayarlayacağız. 95'te biz bir bakarız. Aynen. Şimdi 11 dakika pişirdik. 11 dakika pişirdikten sonra durdurduk ve program değiştiriyoruz. İç ısısının 95 hatta 97, kek olacağı için 97 diyorum. Hop şöyle açtık. Bak bayağı güzelce şişmişler. Çok uzun süre şey yapmayacağız. Şöyle şuraya kadar. Ah, kendi içine girdi. Şöyle kapatıyorum. Bakalım kekte bu iş işleyecek mi? Vallahi yaptı. Sağlama ister misin? Gerek var mı? Ben bir bıçak saplamanı çok isterim. Tabii ki, hemen. Kalbim kadar temiz. Hadi geçmiş olsun. Evet, bu alkışlar gerçekten air fryer'a geliyordu. Gelelim nane kurutmaya. Air fryer'larda nane kurutabilir miyiz? Evet, kurutabiliriz. Pek çok da tarif gördüm. Ama şöyle bir şey. Aslında bir kurutma işlemi böyle 150'lerde, 160'larda fırındaki gibi değil de daha düşük derecelerde yapmak daha iyi. Ve çok da fazla enerji harcamadan uzun şekilde çalıştırmak gerekiyor. Dolayısıyla bir fırında harcayacak enerjiye göre çok daha düşük bir şekilde air fryer'da bu yeşillikleri kurutmak da mümkün. Ne yaptık? Hiç saplarından ayırmadan güzelce yıkayıp suyunu aldıktan sonra hazneyi çıkarıp alt tarafına naneyi koyup üstüne kapattı. İki şekilde naneyi kurutmak mümkün. Bir tanesi 45 derecede, benim tercihim o. Öyle 2 ila 2,5 saat boyunca kurutuyoruz. Ondan sonra çıkarıyoruz. Sıcağı üstünden, yani ılıklığı üstünden gittikten sonra ufalıyoruz ve kavanozlayabiliyoruz. Ya da istersek daha yüksek bir derecede, yani o da yüzler değil yalnız, 70 derecede 20 dakikada da kurutmak mümkün oluyor naneyi. Gelelim tam bu mevsim işte domateslerin artık böyle güzel kırmızılıklarını bulduğumuzda tarhana. Biz tarhana yapıyoruz. Tarhana ile güzel tarifimiz de burada var. Ve ben onları eskiden ne yapıyordum hep? Torbalayıp derin dondurucuya. Orada da bir yer kaplıyor. Birazcık güneş alsın istedik. Ama İstanbul'un nemiyle kuruması mümkün değil. Onu 55 derecede yaklaşık böyle bir 5 saat ila 6 saat iyice kuruyana kadar kurutabilirsiniz. Ya ben o kadar tutamam Refika, elektrik de o kadar harcayamam derseniz de 70 dereceye çıkarıp o zaman da yaklaşık 2,5 saatte tarhana kuruyor. Tarhana yapmam herhalde diyebilirsiniz. İnce ince kıydıktan sonra mantarları kurutun. Ondan sonra onu kurumuş mantar olarak isterseniz makarnalara, isterseniz çorbalara koyabilecek hale getirmek gibi imkanları da bize sunuyor. Normal kurutma cihazlarına göre de bizde mesela bayağı 1000 küsür euroya aldığımız, daha bile fazla, aşağıda büyük böyle bir sürü rafı olan kurutma makinemiz var. Ona göre çok daha büyük bir fanı olduğu için çok daha kısa sürede aynı derecede kurutabiliyor. Air fryer'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi de o. Gelelim sonucuna. Burada ben Burak'ı da almak istiyorum izninizle. Sen nasıl buldun Burak? Ben çok beğendim hocam. Ve tipi de galiba tipi daha güzel. Burak Arpaklık gibi sanki. Ya beyazı da güzeldi ama bu böyle birazcık daha uzay mekiği gibi. Ve bu et pişirme aleti. Bu bir yenilik. Gıda termometresi. Gıda var. Gıda termometresi, özür dilerim. Evet, çünkü aslında mesela birazdan bir kumpir deneyeceğim. O kumpirde bunun içinde, kumpirin içinde kaç olacak diye de bakacağım. Bence zaten orada en önemlisi tavuk ya da mesela atıyorum az pişmiş et istedin, bir şey istedin. Doğru. Orada o zaman bence dereceleri verelim. Verelim. Yani et yaptınız, orta pişmiş için tam etin en ortasına gelmesi, benim hatamı yapmayın, en ortasına gelmesi önemli. Ette orta pişmiş 52 derece gibi. Orta iyi arası olduğunda 63, 62, 63, 70'e kadar yolu var. 70'in üzerinde de well done dedikleri tam olmuş. İyi pişmiş. Tavukta kaçtı? Tavukta zaten öyle az pişmiş diye bir şey yok. Yok, 72, olmasın. 72-74 gibi bir şey olması lazım. Onun altında olmaması lazım. Aynen, 72-74. Bence 74 iyidir. Hani bizim tavuk garantidir. Şeyimiz garantici. Evet, Türk insanı garanti severiz. Dolayısıyla bunu orada kullanmak gayet güzel. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha ne merak ediyorsanız lütfen aşağıya yazın. Air fryer ile ilgili bir sorunuz varsa yeriniz burası.
emeğimizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.